Merhaba çocuklar. Merhaba. Bugün yine sizlerle farklı bir etkinlikte karşınızdayım. Bugün sizlere ben uçurtma yapmak istiyorum. Bir de bu uçurtma çocuklar nasıl uçuyor? Bilginiz var mı? Ne yapıyoruz? Rüzgar çıktığında gökyüzüne uçurtmamızı saldığımızda ne oluyor? Rüzgar bizi uçurtmamızı göklere çıkartıyor. İşte rüzgar olduğu zaman kağıda baskı uyguladığı için rüzgarda yükseğe doğru çıkmasını sağlıyor. Bu rüzgarın kuvveti. Değil mi çocuklar? Çocuklar ben bugün malzemeleri söylemek istiyorum. A4 kağıdı da kullanabilirsiniz. Renkli fon kartonunuz varsa renkli fon kartonunuzu da kullanabilirsiniz. Ben buraya hazırladım. Ön hazırlığını da yaptım. Onu da anlatacağım. A4 kağıdımızı şu orta kısmından katlıyorsunuz. Anne ve babalarınızdan yardım alabilirsiniz. Daha sonra şu uç kısmını, şu kısmı katlıyorsunuz. Evet. Daha sonra bu kısmını kesiyorsunuz çocuklar. Ben şöyle göstereyim. Ben önceden hazırlamıştım. Şimdi bunun üzerinde anlatmak istiyorum. Daha sonra kartonumuz kare şeklini alıyor. Daha sonra kartonumuzun şu orta çizgisinden bir sağ tarafından orta kısmının denk gelecek şekilde kenarlarından bastırıyoruz. Aynı işlemi tekrardan karşı tarafa da uyguluyoruz. Daha sonra bu uç kısımlarımızdan, üçgenimizin uç kısımlarından da aynı şekilde bu kısma doğru katlıyorum. Aynı işlemi yine tekrardan bu tarafa uyguluyorum ve bastırıyorum. Daha sonra bir de bu şu kısmından kalan kısmında kuyruğunuzu hazırlayabilirsiniz. Ben kuyruğumu da hazırladım. Onu da şu şekilde yapıyorsunuz çocuklar. Kartonunuzun hatta onu şurada göstermek istiyorum. Hemen alıp kılasını. Buradaki payımızı almıştık ya. Şimdi şu kısmından başlayıp diğer kısmına geldiğimizde çok az bir pay bırakıyoruz. Aynı şekilde bu taraftan yine öbür tarafa giderken tam uç kısmına geldiğimizde yine buradan da bırakıyoruz. Bu şekilde kartonumuzu kesiyoruz. Daha sonra uç kısmından kartonumuzu katladık. Buradan da aynı çok az bir şekilde kesiyoruz. Ve buraya da püskülümüzü yapıştırıyoruz. Onu da buradan geçiriyoruz. Şu şekilde. Bu ipleri bağlama tekniğimizde ipimizi bu delik açtığımız yerlerden, o da şu şekil olacak. Bu uç kısımlardan bir parmak boşluk kalacak şekilde çizginizi belirleyin. Çok az bir şekilde küçük bir delik, ipinizin geçireceğiniz kadar deliklerinizi ayarlayın. Aynı işlemi tekrardan bu kısmı parmağınızı koyup hemen yan tarafından işaretinizi alıp ipinizi geçiriyorsunuz. Buradan geçirdik. Kartonumuzu açıyoruz. Ve gevşek olacak şekilde buradan da bağlıyoruz. Gergin olmayacak. Şu orta kısmımız gergin olmayacak. Buradan da buradan da yapacağız. Bağlıyoruz. Daha sonra şu orta kısmından ipimizi kestik. Yeniden tekrar ip alıp bu orta kısmından tekrardan bir ip alıp bağlıyoruz. Bu da uçurtmamızın kuyruğu. Bugünkü etkinliğimiz bu kadar. Uçurtmalarımızı dışarı çıkamasak da balkonlarımızı uçurabiliriz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Hepinizi çok seviyorum.